Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin gözaltına alınması ve akabinde hakkında açılan dava Almanya, İngiltere, Hollanda ve Avusturya basınında geniş yankı buldu. Almanya'da yayımlanan Süddeutsche Zeitung gazetesi Sarkozy'nin gözaltına alınmasını birinci sayfadan "Bizimle gelin Monsieur" başlığıyla verdi. Gazetenin iç sayfalarında yer alan haberde Fransa'nın potansiyel kurtarıcısı olarak nitelenen Sarkozy'nin rüşvetle suçlandığı belirtildi. Frankfurter Rundschau gazetesi de Sarkozy cezaevinde başlığıyla verdiği haberde eski cumhurbaşkanının birçok skandalın içinde bulunduğunu ifade etti. İngiliz Financial Times, Fransa'da ilk defa eski bir cumhurbaşkanının gözaltına alınarak sorgulandığını, yöneltilen yolsuzluk iddialarının Sarkozy'nin yeniden siyaset sahnesine dönmesini riske soktuğunu vurguladı. The Times gazetesi Sarkozy'nin Fransa tarihinde geceyi gözaltında geçiren ilk cumhurbaşkanı olduğunu, kendisine yöneltilen suçlamaların büyük kısmının seçim kampanyalarının finansmanına ilişkin olduğu belirtildi. The Independent gazetesi de Sarkozy'nin en karanlık saati başlığıyla verdiği haberde Fransa'nın adaleti yanıltmak suçlamasıyla sorgulanan ilk eski cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin siyasi hayalleri enkaz altında kaldı ifadelerine yer verildi. Hollanda'nın yayın kurumu NOS, savcılığın eski cumhurbaşkanı hakkında cezai soruşturma başlattığını kaydetti. Nicolas Sarkozy'nin yolsuzlukla ilgili yargılanmasına karar verildiğini duyuran AD gazetesi ise Fransa Başbakanı Manuel Valls'in "hiç kimse hukuktan üstün değil" sözlerine de yer verdi. Avusturya'da yayınlanan Kronen Zeitung gazetesi "Adalet Sarkozy aleyhinde dava açıyor" başlığını kullanırken Sarkozy'yi 10 yıl hapis cezası beklediğini yazdı. Gizli adı soruşturmayı ihlal etmek suçlamasıyla gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, dün sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilmişti. Sarkozy'nin yanı sıra gözaltına alınan avukatı Thierry Herzog'la Yargıtay Yüksek Savcısı Gilbert Atzibert de hakim karşısına çıkarılmıştı.